Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programındayız. Bugün Cuma günü malumunuz, Demokrasi Bulvarı programının günü. Ana haber bülteni çerçevesinde sizlere hatırlatmada bulunmuştuk. Bugünkü konuğumuz aslında hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim. Antakya Belediye Başkanı Mimar Sayın İsmail Kimyeci. Sayın İsmail Kimyeci ile bir saat civarında bir süre birlikte olacağız. Ve hem bu 8 aylık kısa süre içerisinde yaşama geçirdikleri projeleri Antakya Belediyesi olarak hem de bundan sonra belki kısa vadede yaşama geçirmeyi hedefledikleri projeleri konuşacağız. Ama bunun dışında özel sorularımız da olacak. Mesela Hatay Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis toplantılarını belki biraz konuşuruz. Geçtiğimiz günlerde bir gelişme yaşanmıştı. Hatay Valisi Ercan Topaca hem Sayın Kimyeci hem de Sayın Savaş'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Savaş'ı makamına davet etmişti. Orada ne oldu? Acaba perde arkasında ne vardı? Belki biraz da onu konuşuruz. Gerçi Sayın Vali bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Sayın Savaş da yapmıştı. Ama Sayın Kimyeci'nin ağzından da biraz dinleriz belki. Ve tabii onun dışında 2-3 tane soru var bana yönelttiğiniz ben programa gelirken. Onları da Sayın Kimyeci'ye yönelteceğiz. Ama her şeyden önce programımıza başlamamız gerekiyor. İyi akşamlar Sayın Kimyeci. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? İyi misiniz efendim? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun abi. Nasıl gidiyor tempo? Belediye başkanına alıştık mı Sayın Kimyeci? Belediye başkanı çok hızlı bir tempo. Tabii alışmak insana rehavete kavuşturur diye ben değerlendiriyorum. Onun için alışmadan eski sade bir İsmail Kimyeci olarak şehrine, iline, ülkesine hizmet etme heyecanını arkadaşlarıyla, teşkilatıyla, ekibiyle birlikte yapma arzusu bundan sonraki süreçte de devam edecek inşallah diyorum. İnşallah aman sakın bozulmayın Sayın Kimyeci. Biz sizi İsmail Kimyeci olarak sevdi Antakya ve inşallah hep İsmail Kimyeci olarak kalırsınız. Çünkü siyaset hakikaten Sayın Kimyeci şimdi siyaset biraz insanları değiştiriyor. Yani bizim Türkiye'de böyle kimini çok değiştiriyor, kimini az değiştiriyor. Kimini çok az değiştiriyor sizin gibi. Umarız ki hep böyle kalırsınız. Siyaset sizleri değiştirmez diye temenni ediyoruz Antakyalılar olarak. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim hızlı bir giriş yapalım mı Sayın Kimyeci? Az önce de ifade ettim. Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca ayağının tozuyla daha geleli. 2-3 aylık bir hizmet süresi var burada. Hatta 3 ay bile olmadı bildiğim kadarıyla. Sizleri davet etti. Hem sizi hem Sayın Lütfü Savaş'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nı. Ve yaklaşık 2 saat kadar süren bir görüşme sonrası meclise geri geldiniz. Ve en ciddi sorunlardan bir tanesi olarak göze çarpıyordu. O parlak yeşil alanlar, yollarla ilgili, 40 metre üstü yollarla ilgili o sorun çözüldü bir anda. Ondan biraz söz edelim mi? Ne oldu? Tabii biz öncelikli olarak Sayın Valimizin Hatay'a gelişiyle, Hatay'ımızda yeni bakışlarla, yeni heyecanlarla görev yapma arzusunu yakinen takip etme imkanımız oldu. Şüphesiz çok tecrübeli bir devlet adamı. Şehrimizde, ilçemizde, ilimizde çok önemli hizmetler yapacağına olan kanaatimiz tamdır. Sayın Valimize bu anlamda çok kolaylıklar diliyoruz ve çok fazla hizmet beklediğimizi Hataylı insan olarak ifade etmek istiyorum. Tabii biz... Çok ufak pasaj açalım mı? Evet, Sayın Validen elbette hizmet bekliyoruz Sayın Kimyeci ama önce sizden bekliyoruz. Sayın Savaş'tan bekliyoruz. Belediye başkanlarımızdan bekliyoruz. İlçe evet. Belediye başkanlarından. Çünkü hizmet makamı sizlersiniz. Evet. Biz Hatay'ımız ilk kez Büyükşehir kapsamında seçimlere girdi ve en son seçimlerden bu yana tanıştığı bu olguyla hizmetler bundan sonraki süreç böyle Büyükşehir kapsamında devam edecek. Dolayısıyla Büyükşehir olduktan itibaren Büyükşehir'in görevleri, yetkileri, sorumlulukları farklı, ilçelerinki farklı. Bu anlamda ilk kez Büyükşehir olmaktan dolayı bu farklılıkları hem vatandaşımızın anlaması, bilmesi hem de seçilmiş olan Büyükşehir Başkanı ve ilçe belediye başkanlarının algılaması önemliydi. Biz bu anlamda işe başlar başlamaz bildiğiniz gibi Antakya Belediyesi olarak eski odabaşı belde hizmet binamızda hizmetlerimize biz başladık. 8 odalı bir yerdi. Evet. 345 personelimiz vardı. Bütün personelimizi aynı binaya sığdırmak bile teknik olarak mümkün değildi. Biz bütün bunlara rağmen hizmetlerimize devam ettik ve toplamda 45 günlük bir zaman diliminde eskiden kız yurdu olarak kullanılan, daha sonra boşa düşen bir hizmet binasını
Belediyemize tahsisi ile ilgili gerekli görüşmeler yaptık ve 15 Mayıs itibariyle Antakya Belediyesi binası olarak yeni yerine taşınmış olduk. Böylece şehrimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri buradan yapma heyecanını devam ettirdik ve kısa bir zamanda bizler Antakya Belediyesi olarak vatandaşımızın bizden beklediği, başta temizlik olmak üzere park ve bahçelerin bakımı, yolların bakımı ve ihtiyaç olan yerlere yenilerin yapılması gibi temel belediyecilik hizmetlerimizi çok hızlı bir şekilde ilk günden itibaren biz başladık. Evet, sorunuzun özü olan bu karmaşa ne için vardı? Neden bunlar son süreçte çözüldü sorunuza? Tabii ki ilçe ve büyük şehrin hizmet alanları farklı olduğundan, bazı konularda birbiriyle örtüşebildiğinden kaynaklı bu yaklaşımları karmaşaya bir fırsat vermemek, daha sade, daha temiz, herkesin kendi işini daha rahatça yapabilmesi için biz başlangıçta Antakya ilçesi olarak diğer belediye başkanlarımız da kendi belediyeleriyle ilgili, ilçeleriyle ilgili aldıkları karar doğrultusunda Büyükşehir Meclisi'nde örneğin Antakya için 40 metre ve yukarısını Büyükşehir Belediyesi yapsın. Yollarımızın bakımı, onarımı, temizliği bu şekilde belirlensin. Onun altındakilerin tamamını Antakya Belediyesi olarak biz yapalım. Böylece şehir içerisinde bir karmaşa, yetki karmaşası hissedilmesin. Vatandaşımız bunu ilçe belediyesi, falanca işi Büyükşehir Belediyesi yapacak diye zihni bulanmasın diye bütün hizmetleri biz yapalım. Büyükşehir'de kendisine tanımlanan diğer hizmet alanlarında çalışsın istemiştik. Park ve bahçeler konusunda ise keza aynı. Büyükşehir'in tanımına baktığımızda Hatay'ın bütünlüğüne hizmet eden büyük park ve bahçelerin, bölge parkların yapılması Büyükşehir'in yetki alanına giriyor. Dolayısıyla bu anlamda geniş alanlar içerisinde Hatay'ın bütünlüğüne hizmet edecek bir park ve bahçe olmadığı için mevcut bütün park ve bahçelerin bakımını, onarımını, düzenlemelerin yapılmasını ilçe olarak biz üstlenelim istemiştik. İşte bu anlamda diğer ilçelerin de kendileriyle ilgili başkanların almış olduğu kararlar doğrultusunda Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu konular oylanmıştı ve alınan kararlar uygulamaya girmek üzere iletilmişti. Şimdi buraya kadar anlattığınızın işin özeti ve bir dönemde parklar, bahçeler ve işte 40 metre altı yollar sizin ilçe belediyelerinin daha doğrusu yetkisine girmişti. Ancak bu durum Hatay Büyükşehir Belediyesi Sayın Başkanı ve diğerleri tarafından yaslara aykırı olduğu gerekçesiyle aranızda bir takım gerginlikler yaşandı 8 ay boyunca, 7-8 ay boyunca. Sonra araya Sayın Vali girdi. Bundan yaklaşık 10-15 gün önce. Evet ve şimdi oradayız. Tam da oradaydım. Siz araya girdiniz. İfade etmek istediğim o ki bu karmaşa olmasın diye biz bunları yaptık. Ancak her ne kadar biz bunları bu şekilde düşünsek de Başkan Bey, Büyükşehir Başkanımız, şehir merkezinde, ana arterlerde, meydanlarda, bulvarlarda ve yeşil alanlarda Büyükşehir'in tabelasının olmasını çok önemsedi. Bu konuyla ilgili her ne kadar Büyükşehir Meclisi'nde yasaların izin verdiği biçimiyle eksiksiz bütün kurallara uyarak kararlar alındıysa da bunları yok kabul etti. Ve bundan dolayı bir karmaşa varmış gibi kamuoyuna konular yansıtıldı. Nihayet bu karmaşa başlangıçta devam ederken tabii ki daha önce valilik makamı tarafından alınan verilen bir karar ile şehir içerisindeki bütün yolların, park ve bahçelerin bağlı olduğu ilçe belediyesi tarafından yapılması bir talimatla bütün belediyelere bildirilmişti. O yetkiye dayanarak biz hizmetlerimizi yaptık. Sonuç itibariyle şehrimizde hizmet akışına mani olmamak için... Önceki validen söz ediyoruz. Önceki vali Sayın Lekesi'den söz ediyoruz. Evet. O toplumda bir siyasi karar olarak algılandı biliyor musunuz? Ya da sizin kulağınıza geldi mi hep? Yani o yaptırımdan ziyade siyasi bir kararmış gibi algıladı toplum onu. O yanlış bir değerlendirme. Eğer öyle bir algı olduysa demek ki yeterince anlatılamamıştır. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreciyle ilgili Antakya'mıza geldiği miting ziyareti çerçevesinde
Tabii yetki karmaşası devam ettiği, hangi işi kimin yapacağı henüz Büyükşehir Meclisi'nden bir karar altına alınmadığı için bir belirsizlik vardı. Hem Büyükşehir hem de ilçe olarak görev alanları tanımlanana kadar bir miktar fazla hizmetler yapılamadı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylık süreciyle ilgili Hatay'ımıza ve Antakya'mıza yaptığı bu ziyaret kapsamı öncesinde bizler şehrimizi en güzel şekilde ortaya koyabilmek, aynı zamanda gelen bu dünya liderine şehrimizi en güzel şekilde gösterebilmek için biz hızlı ve etkin bir şekilde refüjlerimizde, ana arterlerimizde, yollarımızda ve park ve bahçelerimizde hızlı bir yeşillendirme, rekreasyon düzenlenmesi ve diğer hizmetleri yapma heyecanıyla faaliyetlere başladık. Nitekim Atatürk Caddesi üzerinde bu peyzaj düzenlemeleri, Atatürk Anıtı etrafındaki peyzaj düzenlemeleri yapılırken ben de başkan sıfatıyla yapılan hizmetleri yerinde denetlemiştik, evet, incelemiştik. Dolayısıyla böyle bir esnada biz hizmeti yaptıktan sonra vatandaşlarımızın bir tanesi şunu sormuştu. Bu hizmetler çok güzel ama bu güzel hizmeti acaba Antakya Belediyesi mi yapıyor yoksa Büyükşehir Belediyesi mi yapıyor diye bizlere bir soru yöneltti. Biz gereken açıklamalar yaptık. Ancak vatandaşımızın bu anlamda beklentisini sağlıklı bir şekilde hizmetin kim tarafından yapıldığını ifade etmek için belediyemize ait hizmetleri gösteren tabelalarımızı oraya yerleştirdik hizmet bitene kadar. Peki, hal böyle olurken işte özünü anlatmak için. Hayır, şimdi İsmail Bey, şöyle siz tabii çok güzel anlatıyorsunuz ama ben arada bir araya girmek durumunda kalıyorum. Biraz daha açıklık getirmek için ve programa biraz renk katmak için. Bir de tabela diyorsunuz ya. Hakikaten şu anda bir tabela savaşı var. Ya bir yandan Hatay Büyükşehir, Antakya'sı, Defne Belediyesi diyebilirim ki Büyükşehir yasasına girildiği günden bugüne en güzel yapılan şey tabela savaşı oldu. Her tarafta tabelalar görebiliyoruz yani. Ama onunla orantılı olarak hizmeti alamadık henüz. Evet. Neyse buyurun devam edin. Şimdi tabela hizmetin kimin tarafından yapıldığını gösterir. Bütün belediyeler için söylüyorum. Ben siz hoşu bu demiyorum. Tabii biz orada vatandaşımızın bu merakını gidermek ve diğer vatandaşlarımızı da zihnini berraklaştırmak için tabelalarımızı koyduk. Hizmeti yaparken ondan sonra biz tabii orada her şey düzene girince diğer programlar için gittik. Bir de öğrendik ki Büyükşehir'in zabıtası Antakya Belediyesi'nin yapmış olduğu o hizmet tabelasını hepsini toplatıyor, oradan kaldırıp götürüyor. Şimdi marifet iltifata tabidir. Biz bu hizmetleri yaparken yaptığımız hizmetin böyle gasp edilmesini hizmet anlamında doğrusu çok üzüldük, yadırgadık. İşte bu yeni bir çatışma olmasın diye sonuç itibariyle konu ilgili makamlara rahatsızlık olarak iletildi bizlerin dışında. Hal böyle olunca valilik makamı şehir bütünlüğünde hem sükunetin hem de olumsuz herhangi bir hal ve hareketin olmaması anlamında gördüğü lüzum üzerine ve hizmet akışını da bundan sonraki süreçlerde belirsizliği gidermek adına bir karar almış oldu. Ve sonuç itibariyle her İlçe belediyesi kendi sınırlar içerisindeki bu işleri bu yetkiye dayanarak yaptı. Sadece Antakya'mız değil, Hatay'ımızdaki 15 belediye aynı talimatla hizmetlerini devam ettirmiş oldu. Peki bu konudan hemen çıkacağım ama netice itibariyle bu kararı sizin de demin ifade ettiğiniz gibi eski vali, bir vali getirmişti, böyle olsun demişti, yetkileri ilçe belediyelerine vermişti. Evet. Şimdi bir başka valimiz geldi Sayın Ercan Topaca, o da o kararı kaldırdı. Hayır dedi, Büyükşehir'de olmalı. Ve netice itibariyle sizlerle görüştü, gerek sizlerle gerek Sayın Savaş'la ve ikna yoluyla tahmin ediyorum öneriler getirdi size. Sizler de Sayın Savaş'la anlayışla karşıladınız ve bu sorun da bitmiş oldu. Evet. Ama şimdi bitmiş oldu ama insanın da şu soru takılıyor. Ya peki biz niye bu 8 ayı yaşadık, bu 9 ayı yaşadık? Yani her meclis toplantısı gerginlik içinde geçti. Madem bu kadar kolaydı çözümü bu işin, niye biz buna takılıp kaldık 7-8 ay? Tabii o konunun özü daha önceki toplantılarda da ben ifade etmiştim. Büyükşehir Meclis Salonu'nda da söylemiştim. Tabii Büyükşehir Başkanımızın o günün şartlarında biraz daha fazla üslup konusunda, tavır konusunda farklı tavırları vardı.
Yani burada Büyükşehir Belediye Başkanı benim. Ben ne dersem o olur. Ben izin verdiğim kadar siz konuşabilirsiniz. Aksi takdirde ben buna müsaade etmem şeklinde baskıcı bir tavrı söz konusuydu, bir üslubu söz konusuydu. Tabii bunu kabul etmek mümkün değildi. Ne geçmişte, ne bugün, ne de bundan sonra böyle bir tavır söz konusu olamaz, olmamalı. Biz başkanımızın Hatay halkımız tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini biliyoruz. Ama bunun yanında AK Parti'ye verdiği oylarla, teveccühle de Büyükşehir Meclisi'nin yapısını emanet noktasında AK Parti Meclis Grubu'na verdiği de bir gerçek. Doğru. Dolayısıyla bu seçim sonuçlarına baktığınızda bu böyle. Sevgi, saygı ve anlayış içerisinde bu işlerin olması gerektiği gibi yürümesini başından beri ifade etmiştik. Nitekim son süreçte bu noktaya karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde yaklaşılınca biz de çözüldü. Kendi içimizde diğer hem başta teşkilatımız, daha sonra diğer belediye başkanı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bu konuyla ilgili biz Hatay bütünlüğünde hizmet akışına mani olacak bir gerekçe olmasın diye bütün başkanlarımızın hoşgörülü anlayışı çerçevesinde bu kararı hep beraberce alınması konusunda bir tavır içerisinde olduk. Ve sonuç itibariyle biz hiçbir zaman AK Parti Meclis Grubu olarak Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Hatay'ımızın bütünlüğüne hizmet noktasında hiçbir zaman başından bugüne kadar engelleyici olmadık. Bundan sonraki süreçte de olmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Yeter ki Hatay'ımızın marka değeri yükselsin. Hatay'da yaşayan bütün vatandaşlarımızı kapsayacak ve kucaklayacak bir şekilde bir hizmet olsun. Biz gereken bütün desteği bundan sonra da göstereceğiz. Peki İsmail Bey, şunu söyleyebiliyor muyuz? Çünkü hakikaten Hataylılar, Antakyalılar, Reyhanlılar, Kırkhanlılar, Samandağlılar, İskenderunlar, artık herkes Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruldu. 8-9 ay geçti aradan ve biliyorsunuz zaten Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce de beklentiler büyüktü. Ya Büyükşehir gelecek, sorunlar bitecek. Öyle biliyorduk biz, hakikaten öyle. Çünkü bütçe büyüyecek, şu büyüyecek, bu büyüyecek falan deniyordu. İlk başta bir takım sıkıntılar olur. Yani Sayın Lütfü Savaş'ın da ifade ettiği gibi her doğum sancılı olur. Tamam, kabul ediyoruz. Bir şeyler artık oturdu, biz birbirimizi tanıdık. Bundan sonra artık bir hizmet atağı başlayacak diyebiliyor muyuz Hatay geneli için? Antakya için demiyorum sadece. Yani siz de netice itibariyle meclis üyesisiniz orada. Tabii hizmetin olması gerektiğini biz ifade ediyoruz. Şüphesiz yasalar çerçevesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi kapsamına girdikten sonra gerek gelirlerin paylaşımı, vergi gelirlerinden elde edilen payın bölüşümü gerekse diğer alanlarda yerel yönetimlere çok fazla yetkiler verildi. Bu yetkiler sağlıklı bir şekilde ilin bütünlüğünü ve bütün ihtiyaçlarını öngörecek şekilde hizmete döndürüldüğü sürece vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamamız mümkün. Ama bunu yapmayıp sadece konuyu lafta bırakır isek, sağlıklı bir planlama, sağlıklı bir strateji ortaya koyamaz isek, o zaman bunlar laftan ibaret kalır. Vatandaşımız da lafa karnı doydu. Az laf çok iş istiyor. Dolayısıyla biz bu bakışı bundan sonraki süreçte de milletimizin bizlere verdiği güç ve destekle Büyükşehir kapsamında olması gerekenler Büyükşehir'de, ilçe kapsamında olması gerekenleri kendi bünyemizde yapmanın gayreti içindeyiz. Nitekim sadece Büyükşehir'de 87 tane meclis üyesi var. Hı hı. Ve bütün siyasi partilerin burada temsilcileri mevcut. Nitekim orada her şey karşılıklı değerlendirmelerle alınıyor. Bundan sonraki süreçte hizmette bir sıkıntı olmaması gerektiğini ben ifade ediyorum. Gerek bütçe konusunda Büyükşehir kapsamında, gerekse Hatsu kapsamında yapılması gereken Hatay'ın ihtiyaçlarını her platformda ortaya koyduk. Bundan sonraki programlarda da sadece o konularda inşallah ayrıca değerlendiririz. Şimdi bu konuda tabii sizin sorumluluğunuzda değil belki söyleyeceğim şey, ama Sayın Başkan, sizlerden çok şey bekliyoruz. Sizlerden de bekliyoruz. Sayın Lütfü Bey, Lütfü Savaş'tan da bekliyoruz. Diğer belediye başkalarımızdan da bekliyoruz. Yani hakikaten Hatay, Antakya yıllardan beri öksüz de sanki gitgide öksüzleşiyor. Öyle bir sıkıntımız da var. Mesela bir elektrik sıkıntımız var. İşte demin dediğim de o zaten. Sizin direkt yetkinizde falan değil, ama bir şeyler yapılamaz mı bu konuda mesela Sayın Kimeci? Yani elektriğimiz yok, suyumuz yok, bilmem neyimiz yok.
Ya neden biz bu hale geldik? Tabii bu meseleler belediye olarak bizim birinci derecede sorumluluğumuzda olmasa değil, da yani... hükümetin aynı zamanda AK Parti hükümetinin buradaki yerel yöneticileri olmamız hesabıyla bizi birinci derecede ilgilendiriyor. Ve bu konuları temelden çözme konusunda... Ya mesela baskı uyguluyor musunuz ya arkadaş, gel buraya, sen ne yapıyorsun ya falan gibi. Evet, onun yani? Biz yerel anlamda bütün baskılarımızı, bütün görüşmelerimizi ve vatandaşımız adına söylenmesi gereken ne varsa defaatle geçmiş süreçte gerekenleri yaptık. Sadece biz değil, yapma yetkisi olan her kademede gerekenleri ifade ettik. Nitekim bu konudaki sıkıntıyı yerel imkanlarla çözemeyeceğimizi anladığımızda sen bakanlarımıza ulaştık ve sonuç itibariyle bakanlarımız ilimize geldi. Valinin koordinesinde gereken en üst düzeyde toplantılar bakanlarımızın nezaretinde yapıldı. Gerek en üst bürokratların, gerekse özel sektör temsilcisi olan bütün ilgililerle çok özel toplantılar yapılmak suretiyle bu konular masaya yatırıldı. Hı hı. Ve Hatay'ı bir bütün düşünerek sonuç itibariyle daha fazla yatırım yapılarak vatandaşımızı sonuçta etkilendiği elektrik kesintilerinden kurtarmak için önemli yatırım kararları, hızlandırılma kararları alındı. Nitekim bu trafo ile ilgili temel altyapı konuları ve şebekelerin yer altına indirilmesiyle ilgili çalışmalar sonuç itibariyle 2 yıllık bir zaman diliminde bunlar tamamlanacak ve ondan sonraki süreçte yatırımlar bittiğinde artık vatandaşımızı gündeminden elektrik kesintisi kalkmış olacak. Su konusuna geldiğimizde tabii su konusu sadece son geçirdiğimiz yaz döneminin problemi değil. Gelecekte de problem olarak önümüze gelecek dünyanın önemli bir mevzuydu. Dünyanın en büyük sorunu, yani dünyanın evet. sorunu sadece tabii Hatay'ın değil. Bu açıdan doğru. Konuyu 3-5 tane sondaj kuyusu açmakla teknik olarak kalıcı bir şekilde çözmek mümkün değil. Zor. Bu açıdan AK Parti hükümetleri Hatay'ımızın gerek içme su açısından gerekse tarımsal sulama Barış açısından var. Ve yeraltı su kaynaklarımızın daha yukarılara çıkabilmesi açısından aynı anda ilimizde 3 tane baraj, bir de ilimizi besleme konusunda dördüncüsü olarak da Tahtaköprü Barajı'nı planladı ve bunlar yapımına başlandı. Hatay'ımızda aynı zamanda Karaçay, Büyük Karaçay Barajı ile ilk kez orada temel atıldı. 2009 yılı itibariyle ve orada amaç hem tarımsal sulama, hem elektrik enerjisi üretecek hidroelektrik santrali özelliği, hem de başta Samandağ ilçemiz olmak üzere Defne ilçemize ve Antakya ilçemize 50 yıl ileriye doğru ihtiyaç duyduğu kaliteli temiz Çağlayan suyu gelmesi önemsendi. Bunun için çok önemli yatırımlar yapıldı ve bu yıl itibariyle dolgusu tamamlanıp aynı zamanda su tutmaya başlayacak Karaçay Barajı önümüzdeki yıl sonu itibariyle 3 ilçemize, Samandağ, Defne ve Antakya'mıza aynı zamanda yapılacak ilave arıtma tesisleriyle birlikte çelik borularla Hatsu'yla, Büyükşehir'le görüşerek 17 tane büyük içme su deposuna toplamda bu 3 şehri ilgilendiren su bağlanacak ve böylece basınçlı bir şekilde ve cazibeyle ne zaman bu İsmail Bey, bu önümüzdeki yıl sonu. 2015 sonu. Evet. Biz 2015'in 6. 7. ayında biter diye söz aldık ama emniyetli tarafta kalıp yıl sonu itibariyle biteceğini ifade etmek istiyorum. Bu harika bir müjde, biliyor musunuz? Evet. Yani çok güzel bir müjde verdiniz evet. bize. Antakyalılara, Defnelilere, Samandağlara. Evet. Sevgili seyirciler, Antakya Belediye Başkanı Sayın İsmail Kimyeci, Büyük Karaçay Barajı'nda 2015 yılı sonu itibariyle 6. 7. ay diyorlar evet. ama yine de 3-4 ay. Yani evet istiyoruz. Yani hani Türkiye koşulları sonuçta biliyorsunuz hepimiz Türk'üz, birbirimizden saklamayacağız bir şey, biraz daha ileri atacağız tarihi. Defne, Antakya ve Samandağ Büyük Karaçay Barajı'ndan çelik borularla 17 adet depo. Ya farklı noktalarda herhalde. Bu 3 ilçemizi kapsayan basınçlı bir şekilde arıtılmış bir şekilde ulaşacak. Evet, bu bilgi
Siz netice itibariyle Antakya Belediye Başkanısınız ama aynı zamanda iktidar partisinin bir mensubusunuz. Evet. Bu bilgi herhalde sağlam bir bilgi, tabii, öyle mi? Tabii efendim. Evet. Bu konuyla ilgili de Hatay'ımızı bir bütün olarak ilgilendiren Su ve Orman Bakanımızı da ilimize teşrifini istirhamda bulunmuştuk. Geldiler, yerinde gerekli incelemeleri ve gerekli talimatları verdiler. Sonuç itibariyle hükümetimizi temsilen konusunda uzman bakanımızın sözleri bizim için esastır. Onu milletimizle paylaşmak istedim. Anladım. Peki Sayın Başkan, şimdi bu 8 aylık süre içerisinde neler yaptınız onları soracağım ama şimdi sormakta da tereddüt ediyorum. Yani bir belediye başkanı, hele hele eğer Türkiye'de bir belediye başkanıysanız 8 ayda ne yapabilir ki? Yani çünkü 18 yılda bir şey yapmıyor belediye başkanları. 8 ayda ne yapabilir diye de sormakta tereddüt ediyorum. Bir yandan övdük, bir yandan eleştirdik herhalde siyasetçileri ama buyurun. Tabii zaman su gibi akıp geçiyor. Evet. Ben dönüp baktığımda biraz önce sohbetin başında, programın başında Odabaşı Belediye Hizmet Binası'nı anlattım. 8 odası olan bir yerdi. Evet. 345 personelimiz vardı. Bütün personellerimizi toplantıya bile oraya davet edemedim. Çünkü bina sığmazdı. Doğru. Özel idare binasında iki kez farklı toplantı yaptık. Bir keresinde memur arkadaşlarımızı, birisinde de işçi arkadaşlarımızı çağırıp gereken konuşmaları yapmıştık. Anlatmak istediğim, tabii hızlıca neler yaptık ben bilgi ama vereyim. Onlara tabii girmeden önce şöyle yapabilir miyiz İsmail Bey? Çok önemli bir konu var, unutmak istemiyorum. Kentsel dönüşüm projesiyle ilgili hem hükümetin hem de sizlerin çalışmaları olduğunu biliyorum. Özel çalışmaları. Oradan başlayalım mı? Olur tabii mu? Oradan başlarsak. Çünkü birçok Antakyalı kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları titizlikle takip ediyor, merak ediyor. Oradan başlayalım isterseniz. Tabii kentsel dönüşüm çok önemli. Bildiğiniz gibi normal şartlarda kentsel dönüşüm büyükşehir tarafından da yapılabilir. İlçe belediyeleri tarafından da yapılabilir. Yasa buna müsaade ediyor. Biz de Antakya İlçe Belediyesi bu konuyla ilgili yetki aldı. Bildiğiniz gibi 2013 yılında, yani 06-2013 tarihinde eski Adalet Bakanımız Sadullah Erkin Bey'in girişimleriyle Bakanlar Kurulu kararıyla tüm Türkiye'de alınan özellikle afet riski taşıyan alanların kentsel dönüşümü başlığı altında. Bu arada Sadullah Bey buralarda mı? İsmail Bey, Sadullah Bey dediniz de aklımıza geldi. Şimdi şu anda mecliste. Eski Sayın Bakanımız. Ankara'da, mecliste. Hatay'da değil, evet. Yani. Uzun zamandır görünmedi diye hafta sonu sordum. Genelde Sayın Bakanımız geliyor, evet, hafta buradan sonları. Buradan da Sayın Ergin'e de selamlar, saygılarımızı iletiyoruz. Çok hizmetleri, evet, oldu, bundan sonra da olacak. Evet, bunu inkar etme şansımız yok. Yani hiçbir Hatay'ın inkar etme şansı yoktur, hakkı da yoktur. Bu konuda ayrı. Hizmet ayrı, siyasal görüş ayrı, bilmem ne ayrı. Ama hizmeti yok mudur? Vardır. Sayın bunu Bakanımız hükümetimizi temsilen ilimize bugüne kadar diğer vekillerimizle el birliği içerisinde çok önemli yatırımların gelmesine etki eden çok önemli bir devlet adamı. Gerek altyapı açısından yolların, barajların, gerekse havaalanının bitmesi, hastane binalarının birçok önemli devlet yapısının ilimize gelmesinde çok etkin olmuştur. Doğrudur. Onun için buradan Hatay halkı, peki, adına kendilerine Sayın tekrar Kimici, teşekkür ediyorum. Sayın Kimici, şimdi şeye girecektik, kentsel dönüşüm ama arkadaşlarım yarım saati doldurdunuz dediler bize. Zaman çok çabuk geçiyor demiştiniz siz, evet, programın başında. Burada da öyle oldu. Su gibi aktı ve ilk yarım saatimizi tamamladık. Bir reklam arası vereceğiz, sonra yeniden devam ederiz. Tabii. Sevgili seyirciler, ikinci yarıda, öyle diyelim, ikinci yarı diyelim. Görüşürüz. Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programının ikinci bölümündeyiz. Antakya Belediye Başkanı Mimar Sayın İsmail Kimyeci ile birlikteyiz.
Sizden gelen sorular var. Bunların hepsini Sayın Başkan'a soracağım. Hatta Sayın Başkan'la program arasında konuştuk. Önümüzde soru çok dedik. Ama sizden gelen sorularda çok Ali Bey dedi benim soruları bırak vatandaşın sorduğu soruları sor dedi bana. Dolayısıyla sizin soruları soracağım ama kentsel dönüşümde kalmıştık birinci bölümde. Sayın Başkan sizler de müsaade ederseniz onu bir tamamlasın. Sonra sizin sorularınıza geçeceğim. Buyurun Sayın Kimyeci kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde yetki ilçe belediyesi olarak bize verildi. Gerekli müracaatı yapmıştık. Sonuç itibariyle heyetler geldi, baktı. Personelimizin donanımını, bilgisini, bizlerin heyecanını, bu konudaki arzusunu ve Antakya'mızla ilgili yapmayı arzuladığımız projelerimizi ifade ettik. Ve sonuç itibariyle bizlere verdiler Antakya Belediyesi'ne. Dolayısıyla biz 3 Kasım 2014 tarihi itibariyle bu konuyla ilgili ihalemize çıktık. Ve bir yıl sonra bütün formaliteler bitmiş olacak ve kentsel dönüşümle ilgili ilk temeli, ilk kazmayı vuracağız. Hı hı. Tabii o safhaya gelene kadar 4 farklı aşamadan geçerek kentsel dönüşümü yapacağız. Özellikle Antakya merkezde Emek Mahallemiz ve Aksaray Mahallemizin bir bölümünü içine alacak 350 dönüm alan üzerinde bu kentsel dönüşümü yapıyoruz. Ve böylece birinci aşamada bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı yani hak sahiplerini tespit edeceğiz. Daha sonra mevcut durum analizini yapacağız. Bu aşamayı 60 günlük bir zaman diliminde bitireceğiz. Akabinde eylem planı hazırlayarak Nazım imar planı ve uygulama imar planı ön taslaklarını hazırlayarak kentsel tasarım projemizi hazırlayarak ve matematiksel ve finans analizi yaparak ikinci aşamayı da böylece 60 günde bitireceğiz. Ve bütün bunlardan sonra üçüncü aşamada mimari alan projeleri hazırlayarak nihai nazım imar planı ve uygulama imar planlarını hazırlayarak kentsel tasarım projesini kesinleştirmek suretiyle arazi ve arsa düzenlemelerine ilişkin bütün toplulaştırma ve işlemleri yaparak tapuya teşhir işlemlerini bitireceğiz. Son aşama olan ve toplamda 120 gün zaman diliminde biteceğini planladığımız aşamada hak sahipleri ile uzlaşma sonuçlanacak ve bütün bu verilerle coğrafi bilgi sistemlerini bitirmiş olacağız. Bu formaliteleri, bu aşamaları kat ettikten sonra bütün bu aşamalar bir yıl içerisinde bitecek ve böylece bizler bir sonraki aşama için de ayrıca yetki alıp ilk kazmayı kentsel dönüşümle yapmış olacağız. Böylece Antakya'mızdaki 350 dönüm alan üzerinde depreme dayanıklı, aynı zamanda son derece konfor seviyesi yüksek konutlar ve iş yerleri yapmak suretiyle vatandaşımızın cebinden 1 lira çıkmaksızın bu kentsel dönüşümü tamamlayacağız. Böylece daha geniş yolların olduğu, park ve bahçelerin çokça olduğu, çocuklarımızın güvenle oynayabilecekleri oyun alanlarını oluşturmuş, gençlerimiz için yeni oyun sahaları onların hizmetine sunacağız, gençlik merkezleri yapacağız ve bununla birlikte hanımlar için ayrı, yaşlılar için ayrı, engelli vatandaşlarımız için ayrı sosyal donatı alanları oluşturmak suretiyle aynı zamanda yeni çarşı ve yeni kent merkezleri oluşturmak suretiyle bu mahallelerimizi kendi içinde bir bütün olarak yaşam verecek, aynı zamanda konfor seviyesi çok yüksek bir duruma ulaştırarak bununla birlikte şu anda şehrimizin en önemli problemlerinden birisi olan otopark konusunu da bir bütün olarak çözmüş olacağız. Böylece 350 dönüm alan üzerinde Türkiye'de ilk yetkiyi alan yerel seçimlerden sonraki bir belediye olarak yolumuza devam edeceğiz ve onun dışında kalan diğer mahallelerimizde de bu kentsel dönüşümü yapma konusundaki resmi faaliyetlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Yanlış anlamadım, ilk belediyeyiz, evet. Türkiye'de yerel seçimlerden alan, sonra. Yerel evet. Seçimlerden hemen sonra bu yetkiyi alan ilk belediyeyiz. En önce alan belediyeyiz. Evet. Özelliğiniz ne diye sorsam? Özelliğimiz biz ne yapmak yani daha önce altyapıyı mı hazırlamıştınız ya da projesini mi hazırlamıştınız? Bir defa mesleğimiz mimarlık olduğu için büyük avantajı var değil mi? Konuya hakim olmamız. Geçmişte özel yaşamımızda kat karşılığı inşaat ve mimari proje yapmayla prosedürü iyi bildiğiniz konuya yakın olmamız
Bununla birlikte Antakya Belediyesi ailesinde tecrübesiyle, bilgi birikimiyle çok donanımlı mesai arkadaşlarımın, yol arkadaşlarımızın olması, bununla birlikte AK Parti hükümetimizin ilçe belediyesi olarak bizlere olan güveni ve desteği son derece önemli. Zaten seçim beyanlamenizde de vardı bu değil mi? Bu tabii, kentsel dönüşümle bu ilgili. Bu kentsel dönüşüm projelerimizden en temel olanlardan bir tanesiydi. Seçimde söz verdiğimiz bütün belediyecilik hizmetlerini gerek teknik gerekse sosyal anlamda hepsini tek tek hayata geçiriyoruz. Evet, peki. İsmail Bey, vatandaşların sorularına geçeceğim, sonra gene devam edeceğiz. Sizin bu 8 aylık dönemde yaptığınız hizmetlere döneceğiz. Önce size gelen teşekkür mesajı diyeyim. Yani sizi seven insanlar, öyle diyeyim. Hemen onları sıralayacağım. Şeyda Kızılırmaklı, Esenlik Mahallesi'nden İhsan Şenkule, Cebrail Mahallesi'nden Hayriye Yılbaş, Ürgenpaşa Mahallesi'nden Hasan Kimyonoğlu, Kanatlı Mahallesi'nden Adile Ökten, Kanatlı Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi'nden Asiye Tek Güzel, Dut Tipi Mahallesi'nden. Bu vatandaşlarımız kayıtsız şartsız İsmail Bey ne yapıyorsa güzel yapıyor diyorlar ve teşekkür ediyorlar. Hiçbir evet, yorumları da yok. Biz de onlara aradıkları için teşekkür ediyoruz sevgili vatandaşlarımıza. Evet efendim, hemen sorulara başlıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen sorulara. Trafik sıkışıklığı çok berbat durumda. Evet doğru. Trafik olayı hakikaten İsmail Bey niye çözemiyorsunuz ya? Yani şimdi bu İsmail Bey, Ahmet Bey, Ayşe Hanım falan demiyorum. Hatay'ın en ciddi sorunu, Antakya'nın en ciddi sorunu ve yıllara sarış sorunu. Devam ediyorum vatandaşın sorusuna. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapacak? Atatürk Caddesi çift yön olacaktı. Şimdi ne olacak? Buyurun. Teşekkür ederim. Tabii trafik konusu büyükşehir kapsamında, büyükşehir bünyesinde UKOMET tarafından yapılması gerekiyor. Bizler de Antakya ilçemizle ilgili UKOMET'in bir üyesi olarak Antakya ilçemizin trafik açısından rahatlaması konusunda yaptığımız projeleri, düşünceleri, fikirleri UKOMET çatısı altında hayata geçirmek için gerekli adımları atıyoruz ve o konuda başta Atatürk Caddesi olmak üzere diğer caddelerimizde tek yön uygulamasıyla şehrimizi sıkıntıya koyan durumları, otopark problemlerini ve şehrimizin trafik akışına mani olan birçok sıkıntıları UKOMET kapsamında Antakya Belediyesi'nin sorunların tespit ve çözüm önerilerini çok detaylı bir şekilde hazırlıyoruz. Parça parça bunları devreye yani, alıyoruz. Evet. Aynı zamanda bir bütün olarak, bir klasör halinde de önümüzde yapılacak olan ilk toplantılarda bütünsel çözümlerimizi ortaya koyacağız. Böylece kısa sonuç bir zamanda yani bunları... Şu kadar ay sonra bu sorunlar çözülür ya, kısmen de çözeriz. Kademe kademe bu problemi bir günde çözmek mümkün değil. Yani, ama biz tespitlerimizi ortaya koyduğumuzda büyükşehir kapsamında gereken yatırımlar da hızlı bir şekilde devreye alındığında bunlar çözüleceğine ben ümit ediyorum. Süre yok mu yani? Süre mümkün olan ilk zamanda büyükşehir kapsamında olacağı için bazı şeyler biz ilçe belediyesi olarak UKOMET kapsamında söylenmesi gereken, yapılması gereken bütün adımları atıyoruz. Diğer sivil toplum örgütleriyle de istişare etmek suretiyle ve büyükşehrin ilgilileriyle de görüşmek suretiyle ilim ve evet, teknik kurallarının en hızlı şekilde vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için gerekli adımlar atıyoruz. Bu bir yandan devam ederken biz ilçe belediyesi olarak bugüne kadar şehrimizdeki trafik sıkışıklığını gidermek için alternatif yolları açma konusunda epey bir mesafe aldık. Evet, onunla ilgili bildiğiniz bir soru var. Hemen gibi, onu sorayım. Hemen evet, onu sorayım. Odabaşı Kavaslı arası o yollardan bir tanesi. Evet, evet. Asya kenarındaki yolumuz çok güzel oldu. Evet. Allah sizden razı olsun. Odabaşı'ndan Semir Bey diye bir vatandaşımız. Buradan girişle devam edebilirsiniz. Bu soruyu yanıtlamış olacağım. Tabii biz ilk faaliyet alanlarımızdan bir tanesi şehrimizin giriş noktasındaki Kavaslı Köprüsü'nde büyük bir tıkanma oluyor. Düğümlenme oluyordu. Biz bu problemi çözebilmek için daha önce yapılan bir köprü vardı Asi kenarında, Kavası Deresi üzerinde. Hemen o yolun boşta kalmaması anlamında Carrefour Market'in oraya kadar ya da Defne Kavşağı'na kadar, Defne Hastanesi Lambalı Kavşağı'na kadar
1100 metrelik alternatif bir yol için hızlı bir çalışma yaptık ve bu konu önümüzdeki hafta tamamıyla bitmiş olacak. Altyapısını yaptık, ışıklandırmalarını bitirdik. Özel özürlü vatandaşlarımız için kaldırım düzenlemesi yapıldı. Yolların parke çalışması yapıldı. Evet. Harika bir yol. Elinize evet, sağlık. Gerçekten tertemiz hale bitirdik. Yol, evet. Bir hafta içerisinde hizmete orayı alacağız, bitirmiş olacağız. Onun devamı olan o 1100 metrelik yolu aynı zamanda yeni sanayi sitesindeki petrol istasyonunun dibine kadar devam ettireceğiz. Menfezimizi bitirdik ve sıkıştırma çalışmalarını bitirdik. Onu da en kısa zamanda yeni sanayi sitesinin içerisinde Defne kavşağını da içine alacak şekilde alternatif bir şekilde Bekir Karabacak Köprüsü'ne ulaşımı sağlamış olacağız. Böylece şehrin giriş ve çıkışını hem hafifletmiş olacağız hem de alternatif bir çalışma olarak şehir yaşamına bir kolaylık getireceğiz. Peki şöyle devam edelim mi İsmail Bey? Vatandaşlarımızın sorularına ara vermiyoruz. Bu soruyla ilgili olarak artık şunu anlatırsanız bize devam ederseniz çünkü bu konuya girmişken yapılan asfaltlama, parke döşeme, imar yolu açma evet. işte bir tanesi mesela evet. buydu. Evet. Bunlarla ilgili bir toparlayalım o zaman. Biz, bu soruyu da aradan çıkarmış toplamda son süreçte 10 kilometrelik yeni imar yolu açtık. Bu bahsettiğim evet. yer 2,5 kilometre. Bunun ötesinde biz 3 kilometre ikinci mahallemizde yeni imar yolu açtık. Bununla beraber geriye kalan 4,5 kilometre şehrin değişik mahallelerinde alternatif yol çalışması yaptık. 600 evet. konutların orada yine yeni imar yolları açtık. Yine İş Bankası'nın yanında yeni sanayi sitesi girişinde de yol çalışmalarımız devam ediyor. Böylece Antakya'mızı bir bütün düşünerek toplamda yaklaşık 80 bin metrekare parke, yolla ilgili onarım, düzenleme, tamir çalışması yaptık. Yeni yol olarak da toplamda 120 bin metrekare parke, yol yapımı yaptık. 5 bin ton asfaltla ilgili hem asfalt yollarımızın tamirini, yamasını hem de yeni yolların yapılmasını tamamladık. Tabii hı hı. kısa bir zamanda toplamda 200 bin metrekare parke yolu böylece bitirmiş olduk. Şehrimizi tozdan... 200 bin metrekare parke taş döşeme. Evet yaptık. 8 aylık süre evet. içerisinde. 5 bin ton evet. asfalt malzeme kullanarak yollarımızın bakımını, onarımını gerçekleştirdik. Tabii bunlar kısa bir zamanda yapılan çok önemli hizmetlerden bir tanesi. Bunun ötesinde bizler otopark problemini çözme konusunda boş olan parselleri onların gerekli düzenlemeleri, tesviye, sıkıştırma çalışması yapmak suretiyle vatandaşımızın ücretsiz otopark kullanım ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Eski HRT binasının arkasında olduğu, ondan sonra Hüseyin Özbuğday Lisesi'nin civarında ve şehrin muhtelif noktalarında saymakla bitiremeyeceğimiz çok sayıda otopark alanı düzenlemesi yaptık. Gene sanayi sitesinde önemli hizmetlerimiz oldu. Çok eski bir tarihe dayalı yeni sanayi sitesinde biz kısa bir zamanda özellikle parke taşlarının tamir edilmesi, sökülüp yeniden yapılması, çukurların giderilmesi, refüj düzenlemesi, yeşillendirme, park ve onarımların yapılması, ağaçlandırma çalışması yapılması gibi kısa bir zamanda yeni sanayi sitesi içerisinde iş makineleri ve insan gücünü kullanarak birkaç kez toplu temizlik çalışması yaptık. Tabii biz bir yandan temizlik çalışması yapıyoruz ama bir yandan esnafımız kirletiyor. Bu konuda dağıtmadan çöp kutularına konarak esnafımızın da duyarlılık içinde olmasını bekliyoruz. Cezai mi EYD? Sayın Kimici, cezai mi EYD'yi çalıştırmayı düşünmüyorsunuz? Çünkü şöyle söyleyeyim, ben bunu daha önce de ifade etmiştim bir yazımda, vatandaşlar bana kızdı. Belediye başkanını, sizin için değil, o dönem Antakya Belediye Başkanlık görevini Sayın Tüm Savaş yürütüyordu yine. Teşvik mi ediyorsunuz demişti. Evet, teşvik ediyorum. Eğer sen bu temizlik işinde sorumsuz davranırsan teşvik ediyorum kardeşim. Yani bu cezai medyayı çalıştırmadan Antakya'da bu temizlik konusuna biz çözüm getiremeyeceğiz İsmail Bey. Ben de bir Antakya olarak bunu söylüyorum. O konuyla ilgili biz cezai meydeyi en son nokta olarak değerlendirdik. Ama şu anda hani diyor ya son bir tümsek kaldı bakmadık yer. Biz temizlik konusunda
kendimize düşen şehrimizi pırıl pırıl tertemiz yapma konusunda yapacağız, gerek yeni insan gücü, ilave insan gücü, yeni güçlü iş makineleri ve modern temizlik yöntemlerini kullanarak şehrimizi tertemiz yapıyoruz. Aynı zamanda bütün caddelerimizi geceleri vatandaşımızı rahatsız etmemek için sabunlu suyla basınçlı bir şekilde yıkayıp tertemiz ediyoruz. Ve bunlarla biz şehrimizi pırıl pırıl ederken aynı zamanda her türlü haşereye karşı da şehrimizi temiz tutarken bunlar yetmiyor. Bütün ibadethanelerimizi temizliyoruz. 183 tane camimizi, bütün kiliselerimizi, havramızı, ziyaret ve türbelerimizi, Kur'an kurslarımızı tertemiz yapıyoruz. Peyzajıyla, çevresinin bakımıyla, halılarının yıkanması, cam ve kapı pencerelerinin tertemiz edilmesi ve bütün lavaboların tertemiz olması ve dezenfekte olmasını muntazaman her ay yapıyoruz. Bu da yetmez. Bir de temizlik bilincini aşılamak için yavrularımızı, geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımıza tiyatro etkinliği ile son bir ayda başladığımız ve geçmiş süreçte önce kültür merkezinde, daha sonra Narlıca Mahallesi'nde, Serinyol Mahallemizde yaptığımız bu tiyatro etkinlikleriyle yavrularımıza mikroplardan uzak durup daha temiz bir çevrede daha sağlıklı olmalarını güzel skeçlerle onlara anlatmaya gayret ediyoruz. Evet. Geceleri saat 20 ile 22 arasında çöplerimizin çıkartılması ile ilgili bütün duyurularımızı yaptık. Ve bunlarla beraber bütün bunları yaparken vatandaşımızın da daha fazla duyarlı olmasını, yani biz temizlemek için lazım gelen ne varsa yapıyoruz. Ama bilgilendirme konusunda da çeşitli aktiviteler içerisinde bulunuyoruz. Biraz da vatandaşımızın çevresini temiz tutması, vaktinde çöpü dışarıya çıkarmasını 20 ve 22 saatleri arasında, böylece geceleri şehrimizi tertemiz yapıp gündüz trafiğin aksamasına sebep olmamak anlamında çöp toplama araçları vasıtasıyla hassasiyet istirham ediyoruz. Biz temiz tutmaya devam edeceğiz. Ama vatandaşımızın da bu konuda katkılarını bekliyoruz. Aynı zamanda bildiğiniz gibi köpek toplama aracı da yaptık. Bu konuyla ilgili çevreyi rahatsız eden köpekler, başıboş köpekler olduğunda belediyemize gelen müracaatları anında uzman arkadaşlarımızla gidip hemen yerinde köpekleri topluyoruz ve onları gereken aşılarını yapmak suretiyle ve bir süre gözetim altında tuttuktan sonra gerekli müdahaleler sonrası tekrar doğaya salıveriyoruz. Evet. Peki, az önce sanayiden bahsetmiştiniz, sanayi bölgesinde yaptığınız çalışmalardan, oradan da size bir teşekkür gelmiş. Sanayi bölgemizi yapmış olduğunuz temizlik, parke ve ağaçlandırma çalışmalarından dolayı sizlere teşekkür ediyoruz diye bir mesaj. Temizlik demişken Sayın Başkan, şimdi ben zaman zaman işe giderken gelirken şunu görüyorum. Artık sizin ekipleriniz mi? Yani Antakya'da herhalde sizin ekipler olsa gerek. Bu temizlik gereçlerini kullanırken bir teneke kutularını kesiyorsunuz böyle, onunla şey yapıyorsunuz. Bir de süpürgeler, o billen dediğimiz, bizim billeni deriz biz ona Arapçada. Yani bunun modern şeyleri yok mu? Hani o tenekeyi, tenekeyi kes yardan böyle tut, çok komik oluyor ya. Bir de çok basit kaçıyor. Bu konuyla ilgili bir çalışmanız var mı? Bunu çok ciddi söylüyorum. Ya yakışmıyor abi Antakya'ya ya onları ya. Şimdi, ya o teneke meneke üstünde vita yazıyor, bilmem zeytinyağı yazıyor, bilmem ne yazıyor. Bu ne ya? Yani biraz kaldırın ya. Markaların reklamı oluyor diyorsunuz. Hayır abi, vallahi yakışmıyor Antakya'ya ya. Şunu ifade etmek istiyorum. Yani bu... Şimdi biz modern iş makineleri temizlik için aldık. Onlar bir şey içinde, onlar çok ifade iyi. Etmek istediğim şu. Şimdi buyurun. Tozlar genellikle kaldırımların kenarında, yani yol ile kaldırımın bağlantı noktasında tozlar birikiyor. Zaman içerisinde araçlar hareket ettikçe burada kümeleniyor. Kümelendikçe siz onları sürekli almazsanız hareket halinde oluyor ve insanımızın teneffüs yoluyla vücuduna giriyor. Onun doğrudur, için kabul ediyorum iş makinalarıyla bunları vakumla almak için bir program uyguluyoruz. Ancak her yere araçlar park edildiği için park eden araçların arasında vakum sistemiyle
tozların tamamını alamıyoruz. O zaman mecbur kalıyoruz insan gücüyle bu tozları almaya. Ama işte o tenekeler de değil yani, ona başka bir yöntem. Bir de mesela İsmail Bey bak şimdi bu geçecek, bakın şimdi siz de bakın. Evet, evet. Yani bu arkadaş terlikle gelmesin ya. Vallahi terlikle gelmesin ya. Bu bir ayakkabı giysin bu adam ya. Yaz olunca. Yani olsun abi sıcak. Ayakkabı giysin ya. Şimdi ya, hepsi iş makinelerine giriyor. Ya şu makinelerin bütün forsunu bozuyor o adam ya. Ben sana söyleyeyim yani ona binerken böyle terlikle. Şimdi hava tabii sıcak olduğunda kullanmışlardı şimdi hepsi. Aynı buyurduğunuz gibi şimdi ekranda gözüküyor. Onlar vakum sistemiyle bordür kenarlarını harika, alabiliyoruz. Harika. O tenekelere de ihtiyaç duymuyoruz. Ancak araçlar park edince başka türlü yaklaşmak mümkün oluyor. Hayır ben aksini iddia etmiyorum Mahal Bey. O tenekelerine başka bir şey bulalım onu diyorum yani. Ona bakacağız. Efendim evlerimize gelerek bizlerin dertlerini dinliyorsunuz. Size söylüyorlar. Yolumuzu parkımızı yapıyorsunuz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin diyor. Teşekkür ediyorum. Bak şu, bu soru biraz şey bir soru bu ya. Gazi Mahallesi'nden. Gazi Mahallesi bu arada sevgili seyirciler Gazi Mahallesi'nden bana çok... Telefon da geliyor, ihbar da geliyor. Su konusunda özellikle bir iki tane sokak var orada. Şu anda adını hatırlamıyorum. Ciddi manada su sıkıntısı yaşıyorsunuz, onu biliyorum. Bu konuyla ilgili tahmin ediyorum belediye ilgili hat su çalışanları, hat su yetkilileri neyse bu konuyla ilgili bir çalışma yaparlar diye düşünüyorum ama soru oradan geldiği için espri bile biraz da sezrenişte bulunmuş. Su paralarını arttırdınız. Peki bundan sonra sularımız kesilmeyecek mi? Yani hadi arttırdınız diyor su paralarını ama suyumuz kesilmeyecek mi diyor vatandaş arttırdınız diye. Tabii su parası sonuç itibariyle arttırılmış olundu. Ümit ediyoruz su parası kesilmesin. Onun için zaten artmasına müsaade ettik. Ne kadardı tonun ne oldu şimdi? Şu anda bugün itibariyle bizim konutlar için su parası 1 lira artı vergilerle birlikte toplamda 1 lira 66 kuruş olarak ödüyoruz 1 metreküp su için. Şu an itibariyle. Evet. Tabii son süreçte hat su işte maliyetlerin fazlalığını gerekçe göstererek bu maliyetlerle aynı zamanda hem bu masrafları karşılamak hem de yeni yatırımlar yapma konusunda bütçelerinin olmadığını, yatırım yapamazsa önümüzdeki süreçte şehrin susuz kalacağını ifade etmişti. 2 ay öncesinde 1 metreküp su için 3,5 lira artı vergileriyle bir talepleri olmuştu. Bunun çok yüksek olduğunu biz AK Parti Meclis Grubu olarak dile getirmiştik. Sonuç itibariyle geçtiğimiz süreçte bu defa aynı gerekçelerle suyun metreküpünü 4 lira 20 kuruş olması konusunda bir talepleri oldu. Artı vergilerle birlikte. Hı hı. Tabii bunların kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu, sonuç itibariyle hükümetimizin kalıcı yatırımlarla ilgili programın başında ifade ettiğim gibi Karaçay Barajı'nın yapıldığını ve girdi maliyetlerinin bu anlamda düşeceğini, yapılması gereken yatırımların masrafının tamamının vatandaşımız tarafından ödenmek zorunda bırakılmamasını, dolayısıyla bu konuyla ilgili fiyatların aşağıya çekilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu konuda hem AK Parti Meclis Grubu hem diğer siyasi parti temsilcileri ve bütün belediye başkanlarıyla yaptığımız istişareler neticesinde ve Büyükşehir Başkanımızın da başkanlığında bir istişare yapıldı ve Hatsu'nun talep ettiği metreküpü 4.2 artı KDV ile yaklaşık 5 liraya mal olacak su tarifesi yerine metreküpü 2 lira artı vergilerle olacak şekilde olmasını ve kademeli bir uygulamayla 1 metreküple 20 metreküpe kadar 2 lira. Meskenlerde zaten evet, meskenler için yani. 20 ve 35 metreküp arası 3 lira, 35 metreküp ve üzerinin 4 lira ve vergiler olacak şekilde olması kararı alındı. Böylece yatırım yapma konusunda da bir gerekçe, bir mazeretin olmaması için %100 bir zam böylece yapılmış olundu. Evet. Yoksa Hatsu'nun talebi %420 şeklinde bir zam talebi var. Onu kabul etmedik. Evet, iyi yaptınız. Onu aşağıya düşürdük. Bir şeyde bu rakamlar şimdi hani ya yoksul için aslında yani gerçi yoksul için özel bir tarife yok mudur? Yani bilmiyorum böyle bir şey yapılıyor mu? Şu adam çok yoksul, şunun daha az alalım.
Mesela gazilerden, şehitlerden falan onlar var herhalde zaten değil mi? Şu anda programda onlar yok. Önümüzdeki süreçte yani sağlıklı bir altyapı henüz HATSU tarafından oluşturulamadı. Bilgi işlem açısından bu detaylara yeterince vakıf olunamadığı için şu anda böyle bir uygulama yok. İnşallah ileriki aşamalarda bu bilgi sistemle ilgili yeterli data bilgileri oluşturulduğunda ilave sosyal belediyecilik kapsamında Büyükşehir Meclisi'nde kararlar alınır. Peki Sayın Başkan, Emek Mahallesi'nden Fikriye soyadını okuyamıyorum. Az önce açıklamıştınız gerçi bunu ama tek cümleyle Sayın Başkan açıkladığınız için şeyle ilgili soruyu, kentsel dönüşümle ilgili. Ne zaman kentsel dönüşüme gireceğiz? Bizler de güzel evlerde oturacak mıyız? Çocuklarımız koşup oynayacağı alanlar olacak mı? Açıklamıştınız zaten. Açıkladım. En kısa zamanda faaliyetlere biz başladık. Bir yıl sonra inşallah ilk temeli atacağız. Peki Yunus Dinler, Cumhuriyet Mahallesi'nden ücretsiz TEOG kurslarından çok memnunuz. O belediye bünyesinde verdiğiniz kurslardan söz ediyor. Aynı kurslar üniversiteye hazırlanan öğrencilere de verilecek mi diye soruyor Yunus Dinler. Ben Yunus kardeşimize teşekkür ediyorum. Tabii biz sadece Antakya Belediyesi olarak teknik belediyeciliği yapmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda sosyal belediyecilik kapsamında en önemli hizmet alanlarımızdan birisi de eğitime destek konusunu önemsiyoruz. Bu anlamda 7. ve 8. sınıftaki öğrenci kardeşlerimize şu anda 256 öğrencimize evlerinden özel servislerle alıp belediye hizmet binamızda mesai sonrası ve hafta sonları uzman öğretmenlerimiz eşliğinde konusunda liyakatlı ve yeterliliği olan öğretmenlerimiz vasıtasıyla kurs veriyoruz. Ve bu kurslarımızı şu anda 256 öğrencimize veriyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde yani ikinci devrede bu sayıyı 500'e önce çıkaracağız. Ve her eğitim-öğretim döneminde yeni öğrenci kardeşlerimize bu kurslardan istifade ederek çalışma metotlarını, zamanı iyi kullanma konusunu, test çözme yeteneğini geliştirme konusunda ve diğer bütün alanlarda öğrenci kardeşlerimize sahip çıkmaya, geleceği emanet edeceğimiz gençlerimizi geleceğe hazırlamak için bir çabamız var. Tabii üniversite sınavlarına hazırlıkla ilgili YGS sınavları için de önümüzdeki pazartesi günü 90 öğrencimizle o kurslarda ücretsiz olarak açtık. Hedefimiz ilk fırsatta bunu 180'e çıkarmak. 180 öğrencimizi ücretsiz bir şekilde gene uzman öğretmenlerimiz eşliğinde belediye hizmet binamızda bunu yapacağız. Tabii konu buradan açılmışken sosyal belediyecilikle ilgili diğer projelerimizi de yaptıklarımızı da ifade edebilirim. Özellikle bizler Antakya Belediyesi olarak kurulduğumuz ilk andan itibaren geçirdiğimiz ilk Ramazan'da bildiğiniz gibi çok önemli etkinlikler yaptık. Özellikle 11.500 vatandaşımıza Ramazan paketi ulaştırmada bir çalışmamız oldu. Aynı zamanda 12.000 vatandaşımızla sıcak yemek birlikte yeme imkanı oldu. İftar çadırlarımızla 95 mahallemizde yetişebildiğimiz mahallelerimizde vatandaşımızla kendi eşim ve ailemle katılmak suretiyle Ramazan boyunca vatandaşlarımızla birlikte olduk, beraber iftarımızı açtık, birlikte dua ettik ve aynı zamanda o mahallenin sıkıntı ve sorunlarını da vatandaşlarımızdan aldığımız bilgilerle çözmeye çalıştık. Bunun dışında yine biz Antakya Belediyesi olarak kültürel faaliyetlerimiz açısında müzik aletleriyle ilgili gitar, saz ve resim kursu ve buna benzer birçok kursu taleplerini şu anda alıyoruz. Uzman öğretmenlerimiz vasıtasıyla bunları öğrenci kardeşlerimize daha sosyal, daha etkin olabilmeleri açısından bu konularda da çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızla birlikte onlara hizmet için yine sivil toplum örgütlerle ve Hatay'a Hizmet Vakfı'yla birlikte işbirliği yaparak 5 tane akülü araç onların hizmetine sunduk. Bunun dışında engellilere her türlü desteğimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Önümüzde bir projemiz var. Antakya Belediyesi spor kulübünü kuracağız. Böylece çocuklarımızı bilgisayar ortamında takılıp kalmalarını önleyip
hem bedensel hem ruhen gelişimlerine katkı ve destek vermek anlamında uzman öğretmenlerimiz vasıtasıyla onları fiziksel aktivitelerde bulunmak üzere spor etkinliğinde bulunacağız. Yani kulüp bünyesinde ne gibi spor faaliyetleri? Her branşta. Yani çocuk güreşte, hangi branşı istiyorsa. Güreşte, karatede, jimnastikte, bedensel ve fiziksel olarak yapılan bütün spor alanlarında kademe kademe kardeşlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Ve onların bir yandan beşeri ve sosyal münasebetlerini diğer çocuklarla arttırmasına katkı verirken bir yandan fiziksel gelişimlerini sağlamalarına destek olmak istiyoruz. Bunun dışında önümüzdeki süreçte sosyal belediyecilik olarak özellikle ev hanımlarımızdan başlamak üzere hanımları spor merkezine taşıyarak yine uzman öğretmenler eşliğinde hem fazla kilolarından kurtulmak hem daha sosyal aktivitelerde bulunabilmek için yine bir spor açısından bir programımızı yaşama koyacağız. Yani kadınlara spor programını gerçekleştireceğiz. Yine İşkur'dan bir protokol imzaladık. Bildiğiniz gibi şu ana kadar Antakya Belediye'mizde 7500 vatandaşımız iş için müracaat etti. Biz bugün itibariyle toplamda 489 vatandaşımıza iş konusunda yardımcı olduk. Ancak gelen bütün talepleri belediye hizmet binamızda bir işe yerleştirmek gibi bir durum bizim için söz konusu değil. Bu açıdan İşkur'dan yaptığımız protokol çerçevesinde birçok sivil toplum kuruluşuna, birçok iş yeri sahibine sahip oldukları iş gücünü ulaştırabilmek anlamında İşkur'la protokol yaptık. Konusunda eğitim almış fakülte mezunu personelimizle, görevlendirdiğimiz personelle İşkur'un hizmet noktasını belediye hizmet binamızda oluşturduk. Böylece vatandaşımıza daha kısa zamanda daha çok iş imkanı oluşturmanın ilkini gerçekleştirdik. Bu da önemli hizmetlerimizin bir tanesi. Evet, elinize sağlık. Hepsi birbirinden değerli hizmetler. Umarız ki aynınızda devam edersiniz. Sayın Kimyeci ve Cebrail Mahallesi'nden Nurettin Yıldız Bey diyor ki, Cebrail Mahallesi Ali Rıza Efendi Çamlığı yanında bulunan merdivenler çok güzel oldu. Ne yaptınız o merdivenlerde? Çok güzel oldu. Bildiğiniz gibi orada eskiden mozaikle yapılmış merdivenler vardı, kaymalar vardı. Birçok yaşımız düşüp ayağını kıran, bileğini burkutan insanımız vardı. Biz onları mahalle ziyaretleri kapsamında gittiğimizde Cebrail Mahallesi muhtarımızın azalarımızla birlikte orada aynı zamanda mahalle sakini hanımefendilerin de arzu ve isteği üzerine şikayetlerini orada aldık. Hemen ertesi günü biz oradaki bütün merdivenleri kırıp kırmak suretiyle orayı tertemiz bir hale, standart bir hale getirdik. Şu anda bunların korkulukları da yapıldı. Aynı zamanda özürlü ve engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla yürüyebileceği, özürlü araçların geçebileceği eğimi az rampalar da yaptık. İşte İsmail Bey, bakın şekilde bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bakın arkadaşlar, bu görüntüde kalsın biraz. Çok basit bir şey bile. Hani bu ne ekonomik olarak çok büyük bir şeydir, ne de zaman olarak çok büyük bir şeydir. Ama bakın ne kadar güzel bir şey katmış oraya. Eski hali, bu da yeni hali. Böylece biz şehrimize hayatı kolaylaştıracak önemli hizmetleri sunmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Sayın Başkan, şunu merak ediyorum ya. Ben halen merak ediyorum. Gazeteci olduğum halde vatandaşın da bu yönde sürekli soruları oluyor bize. Ya siz kimsiniz? Yani Antakya Belediyesi olarak ya da Reyhanlı Belediyesi ya da Samandağ Belediyesi, neyse ilçe belediyesi. İlçe belediyesi ne yapar? Yetki ve sorumlulukları nedir? Mesela ulaşımda, trafikte, altyapıda vesaire. Hangisi büyük şehirde, hangisi sizde? Gerçekten bilmiyoruz ya, tam olarak bilmiyoruz yani. Bu konuyu biraz daha açar mısınız bize? Çünkü karıştırdınız ortalığı bir abi ya. Bu büyük şehre getirdiniz başımıza. Kim ne abi artık belli değil. Bir şey söylüyorsunuz, diyorlar ki falan belediyenin Antakya Belediyesi'nin atıyorum şeyinde, yetkisinde. Antakya Belediyesi'ne geliyorsun, diyor ki yok bu büyük şehrin yetkisinde. Nedir abi, bunu bize bir anlatır mısınız bir daha? Tabii. Ama halkın anlayacağı dilden elbette. Şimdi Büyükşehir Antakya'ca. Büyükşehir kitabına baktığımızda, büyükşehir yasalarına baktığımızda 4 tane 5 başlık altında ilçe belediyelerinin hizmetlerini sıralayabiliriz. Birincisi diyor ki, kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesi'ne verilen görevler
ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan bütün görevleri ilçe belediyesi yapar. E tamam anladım. O zaman abi kapatın konuyu. Buyurun İsmail. Ondan sonra Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. Evet. Sıhhi iş yerlerin ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek ilçe belediyesinin görevi. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden otopark, spor, dinlenme, eğlence yerleri ile parkları yapmak, yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri sunmak, mesleki eğitim beceri kursları açmak, sağlık, eğitim, kültür, tesis ve binaların yapım, bakım, onarım ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin gelişmesine ilişkin hizmetler yapmak, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Kısaca temizlik, yol... Hemen öyle, mesela abi şöyle sorayım sana. Şehrin temizliği. Abi ulaşım, sizinle bir alakası var mı? Ulaşım Büyükşehir'de. Büyükşehir'de. Ama, trafik, akışı, makışı, cartur falan. Büyükşehir'de. Altyapı. Hepsi Büyükşehir'de. Sizde ne var abi? Biz ilçe olarak Büyükşehir kapsamında ilgili birimler var. Yani evet. UKOME kapsamında evet. İlçemizi ilgilendiren meseleleri sonuç itibariyle bizler de Büyükşehir'in hem meclis üyesi olarak hem de başkan sıfatıyla ilçemizi temsil ediyoruz. Büyükşehir büyük bir organizma. Orada biz de kendi meclis grubumuzda hizmetleri yapmak istiyoruz. Yollar ilçe belediyesine ait olan yani son süreçte 14 metrenin altında olan imar yollarının her türlü bakımı, onarımı, yeniden yapılması ilçe olarak bizim sorumluluğumuzda. Büyükşehir'e düşen 14 metre ve daha geniş yolların yapımı, bakımı, onarımı. Aynı zamanda eskiden köy ve belde konumunda olan, şimdi mahalle olan yerlerin Antakya merkeze olan bağlantısı ister dar olsun ister geniş olsun bunlar da büyük şehre giriyor. Eskiden köy ve belde olan yerlerin içinde 14 metrenin altında olan bütün yolların bakımı onarımı ilçe belediyesi olarak bize. Bunun dışında park ve bahçeler konusunda da yetkilerimiz var. Antakya'nın şahsında Antakya Belediye Parkı olarak bildiğimiz park son alınan kararla Büyükşehir'in sorumluluğuna geçti. Onun dışındaki kalanlar, bütün park ve bahçeler Antakya işte Belediyesi'nin sorumluluğuna girdi. Orasının dışındaki girdi. Kalanlar sizin. Evet. Evet. Bunun dışında bize kalan sosyal ve kültürel belediyecilik alanındaki faaliyetler kalıyor. Başlangıçta Büyükşehir'in sorumluluğunda olup ilçe belediyelerinin de yapabileceği birçok hizmetler vardı. Başlangıçta Büyükşehir'in yükünü alma anlamında onların ödenekleriyle birlikte ilçe belediyesine yetki devrini öngörmüştük. Ancak bu konuyla ilgili bir adım atılmadığı için bu saydığımız dört temel alan üzerinde yani temizlik, yolların bakım onarımı, ondan sonra park ve bahçelerin yapımı, aynı zamanda sosyal ve kültürel belediyecilikle ilgili işler yapmak ilçe olarak bizlere düşüyor. İşte bu dar alanda en fazla 40, alanı... 40 metrenin altındaki yollarda size düşüyor ama. 14 metrenin altındakiler bizde. 14 metrenin altındakiler, evet. 14 metrenin üstündekiler ise hepsi Büyükşehir'e ait. Yine. Aynı zamanda kanunlara göre 14 metre ve yukarısında olan yolların süpürülmesi, temizlenmesi de yeni sisteme göre Büyükşehir'e giriyor. Burada sadece bize düşen çöp konteynerları içerisindeki çöpleri almak. Şu anda Büyükşehir'e bu konu ile ilgili resmi bir yazı gitmedi. Gidene kadar ki zamanda evet. Hizmet aksamasın diye biz temizliğe devam ediyoruz. Peki Sayın Başkan süremizin dolduğunu ve açtığımızı da biliyorum. Arkadaşlarım da bana işaret ediyor ama bir iki şey daha var. Onları sizden öğrenmeden kesmemeye çalışacağım. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerden az önce bahsettiniz. Ama yani hemen ilk akla gelen bir soru, mesela yaz mevsimlerinde, yaz aylarında özellikle belediyeler festivaller düzenlerler. Siz böyle bir şey düşünüyor musunuz mesela önümüzdeki yaz için? Bu konularla ilgili gerekli çalışmalar yapmak üzere arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Gereken faaliyetlerle ilgili şu anda... Hani paneller, türküler, şarkılar falan evet, oluyor böyle. O konularla ilgili çalışmalarımız olacak ama biz bunları yaparken festivaller... Yani ilçe kapsamında ilçemizin özgün değerlerini gerek
ilimizde, gerekse ülkemizde, gerekse dünyaya tanıtma noktasında. Hı hı. Bizi biz yapan değerlerimizi ortaya çıkarmak için bu faaliyetleri yapmak arzu ediyoruz. Ve bunu yaparken de yerel değerlerimizle Anladım. Yola çıkmak istiyoruz. Böyle bir çalışma var yani. Var. Böyle bir çalışma somutlaştığında var. Evet. Önümüzdeki programlarda çok detaylı bir şekilde onları Peki. sunacağız. Arkadaşlar elinizde biriken soru varsa bana getirin. Vatandaşlarımızın sorularını bekletmeyelim. Bir iki soru daha sorayım, kapatalım programı. Peki arkadaşlar... buyurun Sayın Başkanım, şöyle yapalım mı? Ama çok kısa sizlere rica ediyorum. Şimdi şu ana kadar ne yaptığınızla ilgili neredeyse bütün konulara temas ettik. Kısa kısa da olsa bilgiler verdiniz bize. Sizlere çok Hepsi teşekkür ediyorum. Hepsi 8 ay içerisinde bunları evet, yapılanlar. Önümüzdeki hizmet dönemi için çok kısa ama lütfen 3-5 cümleyle şunu yapacağız birer cümleyle. Tabii önümüzdeki süreçte biz Antakya Belediyesi olarak bizlere büyükşehir kapsamında nüfusa bağlı olarak gelen kaynaklar var. Bu evet. kaynakların büyük bir bölümü yasa çerçevesinde büyükşehir bünyesine transfer ediliyor. Dolayısıyla bu elde edilen kaynaklar büyükşehire gidince büyükşehire ki yapılan kesintilerin ilçemize yatırım olarak gelmesi konusunda gerekli düzenlemeleri, gerekli çalışmaları yaptık. Evet. Böylece biz şehrimizde, ilçemizde önümüzdeki süreçte kadına yönelik toplum merkezi, spor sahaları, çok sayıda spor sahası yaparak, rehabilitasyon merkezi oluşturarak, yeni Balıkçı Rehabilitasyon Çarşısı. Rehabilitasyon merkezi dediğiniz biraz açar mısınız? Ne olacak onun içinde? Tabii burada engelli vatandaşlarımızı... Engelli vatandaşlarla ilgili, evet. Daha böyle rahat edebilecekleri, evet. Fiziksel olarak daha iyi konuma gelebilecekleri, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri bir alan, merkez olmuş olacak. Peki Sayın Başkan. Yeni Balıkçı Çarşısı yapılması konusunda faaliyetlerimiz olacak. Bu çok önemli. Nerede yapacaksınız onu? O konuyla ilgili şu anda çalışıyoruz. Çalışmalar yerlerle var. İlgili. Ama mevcut oradan Balıkçı kalkacak. Çarşımız, o kirlilik kalkacak oradan yani. Onu şu anda o Balıkçı Çarşısı devam edecek. Ancak daha çevreye duyarlı, daha temiz, çevreyi kirletmeyecek bir konumda olması için ek tedbirler önümüzdeki süreçte devreye koyacağız. Ancak şu anda şehrimiz çok büyüdü. Nüfusumuz 348 bin oldu ve Akdeniz'e birinci derecede bağlı olan bir vilayetiz. Dünyanın en önemli deniz ürünleri bizim sahillerimizde çıkıyor. Samandağımızda, Arsuzumuzda, İskenderun'umuzda, Payas'ımızda, Dört Yolumuzda, Erzin'imizde her bir köşesinde elde edilen deniz ürünleri o kadar önemli ki vatandaşımız bunları yeterince tüketemiyor. İşte bütün bunları sağlayabilmek için yeni aynı zamanda soğuk zinciri en güzel şekilde tutarak vatandaşlarımıza temiz ve kaliteli bir hizmet sunmanın gayretiyle yeni balık pazarlarının çarşıların olmasını önemsiyoruz. Bununla birlikte sabit ve gezici aşevi oluşturma konusunda bir projemiz var, çalışmalarımız var. Yeni gençlik merkezleri, yeni semt pazarları, kent meydanları, evde bakım ve temizlik hizmeti ki bunu çok önemsiyoruz. Yaşlılar için. En önce önümüzde yapacağımız faaliyetler olarak önümüzdeki yılbaşından sonra özellikle 65 yaşını geçmiş artık fiziksel aktivitesini yerine getiremeyecek ve bu anlamda yalnız olan ailelerin evlerine ikişer hanım kardeşimizi özel ekipmanlarıyla göndermek suretiyle o evde ev işi olarak yapılması gereken her konuda destek olmak istiyoruz. Bu ne zaman başlayacak? Yılbaşından sonraki süreçte Peki. 24 bayan arkadaşımızla başlayacağımız her eve iki bayan arkadaşımızı göndererek işte kademe kademe varsa halısını kirlenmişse halıyı yıkayarak perdeleri yıkayarak, camları, kapıları, pencereleri tertemiz ederek, bakımını yapacak oranın. Varsa evet. bulaşığı yıkayarak, varsa çamaşırı yıkayıp ütülemek şartıyla o evde yaşlarımıza yapılması gereken fiziksel olarak ihtiyaç duyduklar her türlü periyodik zamanlarla yapacağız. Oraya gidecekler, bu işleri evet, yapacaklar. Özel Doğru mu? Bir kuaförümüz de olacak, bay bayan saç kesimi de yapmak suretiyle yaşlarımızı yani berbere, kuaföre gidemeyecek konumda olan yaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Evet. Doğalgazın henüz gelmediği evlerde sezon öncesinde sobalarının kurulması, sezon bittiğinde sökülüp temizlenip kaldırılması gibi her türlü hizmeti de yapmaya devam edeceğiz.
Bunun dışında yeni bir oto alım satım galeri sitesi yapma konusunda bir projemiz var. Seçim öncesi söz vermiştik. Bu konuyla ilgili de çalışmalarımız var. Ne aşamada o çalışma başkanım? O şu anda bir arsa problemi var. Onu en hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz. Hukuki bir süreç var. Bittiğinde o var konuyu... Var mı yani elinizde somut bir şey? Şu, somut var. Tabii güzel burçta. Daha önce galericiler sitesi olarak ifade edilen ve bilinen bir noktada hukuki bir süreç var. O süreci sonuçlandırıp sonuçta... Kaç dönümlük arazi o abi? 20 dönümden fazla bir alan. Bu alanda çok sağlıklı, çok modern bir proje yapmak suretiyle neticede vatandaşımızın rahatlıkla her türlü aracını alıp satabildiği, içinde bankasının ve her türlü iletişim ve sosyal ihtiyaçların olduğu güvenlikli bir alan oluşturacağız ki şehrimizi trafik karmaşasından bir nebze de olsun kurtarmak için bunu çok önemsiyoruz. Yeni park ve bahçeler yapma noktasında projelerimiz var. Nitekim iki önemli projemiz var ki özellikle serin yolumuzun hemen yanında olan Tahta Köprü mahallemizin oradaki Yıldırım Deresi mevkinde toplam 400 dönüm alanın 120 dönüm alanı üzerinde doğal bir park yapacağız. Böylece hem mesire alanı hem insanların ailesiyle çocuklarla gidip her türlü etkinlikte bulunacağı doğayla iç içe aynı zamanda doğayı koruyan bir bakışla bir mesire alanı yapacağız. Aynısını Kisecik mahallemizde gene 60 dönüm alanın 30 dönümünde aynı tasarımla bir piknik alanı oluşturup içerisinde suların aktığı, çocukların böyle doğayla iç içe koşup oynadığı önemli mesire alanlarını böyle vatandaşımızın hizmetine önümüzdeki baharda inşallah sunacağız. Doğaya olan sevgimizi ortaya koymaya çalışacağız. Evet, peki. Restorasyon projelerimiz var. Var mı? Sayın Başkanım, son bir cümle rica Antakya'mızın tarih dokusunu korumak konusunda. Evet, bu da önemli bir proje. Geleceğe Antakya'mızı daha iyi taşıyabilmek için sahip olduğumuz kültürel miras değerlerimizi, mimari değerlerimizi en güzel şekilde restore edip yeni işlevlere yükleyerek hem ekonomik hem sosyal hem kültürel anlamda geleceği taşımak istiyoruz. Peki Sayın Başkan, çok çok teşekkür ediyorum. Buradan iyi akşamlar demeden önce Antakyalılara iki cümleyle siz iyi akşamlar deyin, sonra ben programı kapatayım. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü biliyorsunuz. Çarşamba çok günü önemli. Yani. Çarşamba günü. Burada HRT Televizyonu vasıtasıyla sizin programınızda ben şimdiden kutluyorum ve diyorum ki Antakya Belediyesi olarak sadece yılda bir gün Aralık ayında Engelliler Günü'nü kutlamak yetmez. Biz Antakya Belediyesi olarak bütün engelli vatandaşlarımızın her bir gün daha rahat, daha mutlu, daha huzurlu olacağı altyapıyı yapmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda 2-9 Aralık arasında bildiğiniz gibi Mevlana Haftası bu vesileyle kutlamak istiyorum. Ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir özlü sözüyle sözlerime son vermek istiyorum. Buyurun. Hazreti Mevlana diyor ki, cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğü gibi ol diyorum. Şahsınızda. Nokta. Evet, bunların üstüne bir şey söylenmez artık. Hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz Sayın İsmail Kimyeci Antakya Belediye Başkanı, programımıza katılım gösterdiğiniz için ve iyi akşamlar diliyorum size. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Antakya Belediye Başkanı Mimar Sayın İsmail Kimyeci bizlerle birlikteydi Demokrasi Bulvarı programında. Hem sizden gelen soruları yanıtlamaya çalıştı Sayın Kimyeci, hem de bizim önümüzde olan gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili sorularımızı yanıtladı. Ve kısa kısa da bundan sonraki dönemdeki o projelerini de bizlere sıraladı ve Demokrasi Bulvarı programını bugün sonlandırmış olduk. Önümüzdeki hafta Cuma günü aynı saatte yani 20.20'den itibaren bir başka konu ve konukla yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek şimdilik iyi akşamlar diliyorum.